Herkese Merhaba iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, bu akşamki sunumumuzun konusu siber Güvenlik. Ee, Burkan Bey bize bir sunum yapacak. İsterseniz siz yavaştan başlayabilirsiniz. Enerji komisyonunu biliyor muydunuz bilmiyorum. Belki biraz ee, bahsetmem. Hı -hı. Bu, bugün gün içinde baktım. Ee, Ondan evvel sadece duymuştum. Hı -hı. Ee, bugün hem diğer önceki yayınlarınıza da baktım. İnternetenize de baktım. Oradan bir bilgi sahibi oldum. Tamamdır. Buyurun. Estağfurullah. İyi akşamlar diliyorum. Ee, bugün kısa bir siber güvenlikle ilgili bir tanım yapacağım. Daha sonra e, uzun süredir kamu kurumlarıyla hem özel firmalarla hem de kamu kurumlarıyla e, çeşitli testler neticesinde görüşmüşlüğüm, çalışmışlığım var. Bunlarda gördüğüm ufak tefek aksaklıklardan bahsedeceğim. E, KVKK'nın burada e, ne noktada bizleri ilgilendirdiğini, ne gibi tedbirleri almayı zorunlu kıldığını teşvik ettiğini e, aktarmaya çalışacağım. Ondan sonra da e, birçok büyük kurumda kullanılan Active Directory yani kullanıcı dizin yönetim servisini e, ve buna yönelik üç büyük tehdidi, üç büyük saldırı metodunu aktarmaya çalışacağım. E, dilerseniz arada, dilerseniz soruda e, lütfen sorularınızı sormaktan çekinmeyiniz. <laughs> Şimdi siber güvenliğin e, hayatımızdaki önemi yatsınamaz. Bugün e, her ölçekten kurum ve firma için tüm verilerimizi dijital ortamlarda saklıyoruz. E, dolayısıyla bu verilerin, bütün bu verilerin, bütün bu dijital verilerin e, erişilebilirlik, gizlilik ve bütünlük ilkesine uygun vaziyette saklanması bütün kurum ve firmalarımız için kritik öneme haiz. Veri ihlalleri, kimlik avcılığı, casus yazılımlar gibi e, çeşitli te tedbirler tehditler, özür diliyorum. Elimizdeki verinin gizliliğine, bütünlüğüne ve erişilebilirliğine zarar verebilecek saldırılar. E, bugün için fiziksel saldırılardan çok daha zarar verici mahiyete sahip. Bugün için kurumlarımız e, doğrudan bir fiziksel saldırı yerine bir siber saldırının çok daha büyük riskler getirebileceğinin farkındalar. E, günümüzde kamu kurumlarında ve kimi köklü firmalarda, büyük firmalarda e, ölçeğine baktığımız zaman şaşırabileceğimiz kurumlarımızda e, görülen en büyük sıkıntı Bilgi işlem birimlerinin hala destek birimi olarak görülmesi, e, reel değer üretmemekte, itham edilmesi ve gereksiz bir harcama kalemi olarak görülmesi, e, özellikle bu özel sektörde daha yoğun e, bilgi işlemin düzenli işlemesi, sistemin düzenli çalışması, e, ilgili kurumun faaliyetlerinin düzenli işlemesini bir reel değer olarak gör, görülmeye görülmediği zamanları fark edebiliyoruz. Bazı patronlar için bu durum böyle olabiliyor. E, bu ne yazık ki kimi zaman kamu kurumları için dahi böyle olabiliyor. Bu aslında siber güvenlikte ülkemiz özelinde en büyük risk faktörü. E, hemen bir örneklendirme yapayım. Mesela bir siber güvenlik ürününü eğer elde tutabiliyorsa yani bu bir cihazsa buna yatırım yapmaktan hiç çekinmiyor. Fakat bu bir yazılımsa bunu birebir görmediği için kurum sahibi veya yetkilisi bunu gereksiz bir harcama. E, faydasız bir yatırım olarak görebiliyor. Ve bunu yapmaktan çekinebiliyor. Geri durabiliyor. E, yapsa dahi daha sonraki aşamalarını işte güncellemelerle, lisans yenilemelerini yapmayabiliyor. Bu gördüğümüz en büyük sıkıntı. E, bilgi işlem birimlerinin artık bugünümüz dünyasında bir destek birimi olmadığı, aslında kurumların omurgasını elinde tuttuğunu görmemiz, anlatmamız gerekiyor. Bugün eee global rekabet düzeyinde artık kurumun sağlıklı bir siber altyapıya sahip olması en büyük gereklilik. Yaygın siber tehditleri, kimlik avları bu özellikle düşük seviye kullanıcılardan başlayan saldırılarda ilk adım olarak gördüğümüz phishing saldırıları. daha sonra sisteme erişilebilmesi için işte fide yazılımların içeri atılması, sosyal mühendislik faaliyetlerinin geçirilmesi, e, kötü amaç yazılımlar yani burada virüsler, solucanlar, turvatları gibi e, zararlı kod bileşenlerine sahip yazılımlar, e, hizmet engelleme saldırıları yine sisteme erişilemediği noktada, doğrudan içeri girilemediği noktada sistemin engellenmesi yönünde bir e, saldırı. E, i̇çeri girildiği noktada bir erişim elde ettikten sonra bu zafiyeti sömürme, mümkünse daha yetkili hesaplara geçme. Ve o yetkili hesaplar üzerinden verinin çalınması, manipüle edilmesi veya silinmesi e, gibi faaliyetler. E, Zero Day saldırıları dediğimiz bir teknolojinin çıktığında ilk anda fark edilemeyen testlerde belki görülmeyen çeşitli zafiyet zafiyetlerin zaman içerisinde e, ortaya çıkması ve bu var olan zafiyetlerin sömürülmesi ve yine bir diğer önemli tehdit aktörü de iş tehditler. Burada Kurum veya firma çalışanları bilerek belli bir amaca yönelik veya çoğunlukla da bilmeden fark etmeden gerekli farkındalığa sahip olmadıkları için çeşitli riskleri yaratabiliyorlar. Şimdi bu e, siber saldırıların etkilerinden kısaca bahsetmek istiyorum. İş nereye kadar varabilir? Yani evet belki bizim için müşteri verimizin çalınması çok kritik bir durum olabilir ancak bu siber saldırıların varabileceği boyutlar bundan çok daha yukarıda. E, en son bu sene içinde Yakın bir zamanda duyduk İsrail'in yaptığı bu çağrı cihazlarına yönelik bir saldırı. Ee, Hamas'a yönelik yapılan saldırıda belli bir süreye yayılan, e, çok da uzun olmayan, iddia edildiği kadar uzun olmayan, yaklaşık 2 senelik bir hazırlık sonrasında yapılan saldırıda e, hem iletişimin kesintiye uğraması uğraması e, hem de belli bir tabii fiziksel e, zarar verilmesi. Orta durumu ortaya çıktı. Bu da e, bu siber operasyonların askeri operasyonlara entegre olduğunun e, çok önemli bir kanıtı, çok önemli bir e, verisi haline geldi. Yine bu sene içinde yakın zamanda duyduğumuz iddia, yeniden dile getirilen iddialardan biri, e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kimlik ve özellikle sağlık verilerinin çalındığı iddiası. E, bu iddia hatırlarsınız, esas olarak 2016 yılında çıkmıştı seçim sistemi üzerinden. ...verilerin çalındığı iddia edilmişti. 2024 yılında tekrar bu iddialar sağlık verilerinin de çalındığı yönündeki bir ihbarla gündeme geldi. Bakanlıklar, resmi kurumlar bu iddiaları reddediyor. Dolayısıyla bunların doğruluğuyla ilgili herhangi bir şey söyleme şansımız yok. Fakat böyle bir riskin varlığını dile getirebiliriz sadece. Burada çeşitli riskler ne olabilir biz vatandaşlar için... Bütün verilerinizin çalınması halinde e, üzerinize kredi çekilmesi, sizin adınıza sahte hesaplar açılması, herhangi bir suçta sizin hiç haberiniz olmadan aracı pozisyonda kullanılmanız gibi çok büyük risklerle karşı karşıya kalabiliriz. E, 2021 yılında yine o günleri hatırlayanlar mutlaka vardır. E, Pegasus diye bir e, yazılım diyeceğim ama bir istismardan ziyade bir istismar paketi bir sistemin özellikle IOS'un üzerinde ama Android'de de çalışan bir istismar paketinin ortaya çıktığı, bunların devlet kademesinde kullanıldığı özellikle bel belli ülkelere yönelik olarak rutin vaziyette kullanıldığına yönelik hem kanıtlar hem iddialar ortaya çıkmıştı. Yine 2021 yılında ABD'nin büyük petrol boru hattı şirketi Colonial Pipeline'da bir FIDE yazılım saldırısına uğrandı ve ciddi bir enerji sıkıntısı, yakıt kıtlığına sebebiyet verdi. SolarWinds saldırısı yine 2020 yılında e, birçok şirket ve devlet kurumu tedarik zinciri üzerinden bir saldırıya uğradı. E, buradan çıkarabileceğimiz sonuç, biz kendi sistemimizi mümkün mertebe sağlam tutsak dahi beraber iş yaptığımız, entegre vaziyette iş yaptığımız sistemlerin de aynı derecede sağlam olmasını e, beklememiz, bunu denetlememiz gerekiyor. Birazdan değineceğim KVKK tarafı zaten bize yurt içinde böyle bir hakkı veriyor. Ee, ancak yurt dışındaki ortaklarımızla da e, makul bir iletişim kurarak üçüncü taraf denetimleri yapmakta fayda var. Ee, 2017 yılında özellikle gümrük e, tarafıyla alakalı, gümrük şirketleriyle alakalı bir video yazılım saldırısı oldu. Ee, bugün için savaşan iki taraf Rusya ve Ukrayna'nın o günlerde ilk siber olarak karşı karşıya geldiği olaylardan biri olarak nitelendirilmişti. Ee, bu saldırı bize siber saldırıları, siber savaşların özellikle devletler arası gerilimlerde bir silah olarak kullanılabildiğini gösteriyor. Ee, burada e, Türkiye'nin de bulunduğu konum gereği, dünyanın politik durumu gereği e, bu gibi alanlara çok dikkat etmesi gerekliliği aşikar. Bununla ilgili tedbiri almak için e, Türkiye Cumhuriyeti'nin şöyle bir faaliyeti oldu. E, Kişisel verileri koruma kanunu 2016 yılında meclisten geçti. E, fakat bu kanunun hazırlanma süreci 2006'ya dayanıyor. 2006 yılında, 2000'li yılların başında özellikle AB ile yapılan müzakerelerde e, tıkanılan 2-3 konudan biriydi. Kişisel verilerle alakalı bir regulasyonun olmaması. E, Türkiye Cumhuriyeti bunun üzerine 2006'da bir yasa çıkaracağını beyan etti. E, fakat bu 2006'da değil 2016'da çıkardı. Bu 10 senelik süre zarfında da e, bu gecikmenin sebebi e, hani işte meclisin işini yapmamasından değil. Aynı süre zarfında 2006 ile 2016 yılı arasında Avrupa'nın kendi veri koruma kanunu olan GDPR'ı General Data Protection Regulation'ı güncelleme faaliyetleri oldu. Türkiye'de AB ofisi vasıtasıyla e, bu çalışmaları birinci elden takip etti. Doğrudan beraber yer aldı bu faaliyetlerin içerisinde ve GDPR'ın güncellenmesiyle beraber en yeni, en güncel e, veri koruma tüzüğüne uygun vaziyette kendi kanununu çıkardı. 2016 yılında bu kanun çıktı. iki sene uyum süresi tanınan, tanındı ve 2018'den bu yana kanun geçerliliğini sürdürüyor. Hemen ertesi sene 2019 yılında bir Cumhurbaşkanlığı bilgi ve İletişim güvenliği tedbirleri genelgesi yayınlandı. E, yine bu çalışmalarla eşgüdüm içerisinde USOM'un Ulusal Siber Olayları Müdahale Merkezi'nin e, teşkilatlandırılması ve yetkilendirilmesiyle beraber Türkiye Cumhuriyeti dijital verilerle ilgili e, tüzel kişilikler üzerinden tedbirlerini sağlamaya çalıştı. Burada e, tabii ki çeşitli eksikliklerden bahsedebiliriz fakat e, gerek kanun gerek USOM gibi bir e, yapının varlığı e, bu konuda gerçekten ciddi tedbirlerin alındığını bize gösteriyor. Peki KVKK bize ne sağlıyor bu siber güvenlikle alakalı? KVKK'nı aslında iki parça olarak değerlendirebiliriz. Bir parçası çeşitli politika prosedür, yönetmelik ve talimatların yoksa oluşturulması varsa var olan şeklinde uyumlandırılması gibi bir çalışmayı hedefliyor. İkinci parçası da her kurumun elindeki verinin derinliğiyle orantılı olacak şekilde gerekli teknik ve teknolojik tedbiri almakla mükelleftir şeklindeki Ana fikri gereğince alması gerekli, kurumların alması gereken tedbirlerden bahsediyor. Ee, burada peki bu bahsettiğimiz elimizdeki verinin derinliği ne demek? Bu orantılılık ne demek? Ondan kısaca bahsedeyim. Ee, KvKK bildiğiniz üzere bütün tüzel kişilikleri, her ölçekten tüzel kişilikleri ilgilendiren bir kanun. Ee, yani benim bir şahıs firmam olsaydı şayet, onun da uyuması gerekiyordu. Ee, Üniversitenin de uyuması gerekiyor. Bakanlıklarında, holdinglerinde hastanelerinde bütün aklınıza gelebilecek tüzel kişiliklerin bu kanuna uyması gerekiyor. Uyum için gerekli çalışmayı yapması şart. Epeki e, e peki benim şahıs firmamda, varsayımsal şahıs firmamda bir çalışan ben varım, az bir müşterim var, belli sayıda tedarikçim var. Üniversitenin veya belediyelerin binlerce öğrencisi veya vatandaşı hizmet verdiği karşıdaki gerçek kişisi var. Yine yüzlerle ifade edilebilecek personeli var. Yine yüzlerle ifade edilebilecek tedarikçileri var çok çeşitli veriler var. E misal adli tıp kurumunda veya bir hastanede ne var? Özel nitelikli kişisel veri var. Kişilerin sağlık verileri var. Bu gen haritasından parmak izine kadar. E şimdi adli tıp kurumunun alması gereken tedbirle veya herhangi bir hastanenin alması gereken tedbirle benim varsayımsal şirketimin alması gereken tedbir bir değil. Bunların arasında bir farklılık var. E, kurum Kişisel Veri Koruma Kurumu e, demin bahsettiğim politika, prosedür, yönetmelik ve talimatları gerek kanun içerisinde gerek daha sonra yayınladığı rehberler vasıtasıyla parçalı olsa da her birini duyurdu. Yani şunları şunları yapmanızı bekliyorum diye belirtti. Fakat dijital tarafla ilgili bahsettiğim üzere elinizdeki verinin derinliği olan anda tedbirini almanızı bekliyorum gibi bir iştahat oluşturdu. Buna göre bahsettiğim gibi benim almam gereken tedbirle üniversitenin veya bir belediyenin veya adli tıp kurumunun veya bir hastaneden olması gereken tedbir bir değil. Ama elimizdeki veri ne kadar kritikse o kadar tedbir almakla mükellefiz. Bunun içinde personel çalıştırmak da var. Çeşitli yatırımları yapmak da var. Çeşitli eğitimleri eğitimleri almak da var. Bunları kanun koyucu bizlerden, tüzel kişiliklerin her birinden talep ediyor. KVKK gereğince herhangi bir kurum veya firma belli bir ölçekte bir veri ihlaline uğrarsa şayet bunu 72 saat içerisinde kanunda belirlenmiş süresidir. 72 saat içerisinde KVKK'ya bildirmekle yükümlüdür. Yani olayı toparlamış olabilir. Buradan çok büyük bir zarar çıkmamış olabilir. Yine de bildirmekle mükellef. İlgili kişi başvurularına yine kanun gereği her kurum veya firma ilgili kişi başvurularına yine yasal süresi dahilinde cevap vermek durumunda. Bu işte teknik bir inceleme gerekmiyorsa yine 72 saat içerisinde şayet teknik bir inceleme gerekiyorsa en fazla bir aya kadar bir süre. Bu süre zarfında muhatabımıza bilgi vermek zorundayız. Bunu eğer teknik bir rapor isteniyorsa bu raporu hazırlayıp göndermek durumunda bütün kurumlarımız. Bu hesap verilebilirlik ilkesi gereğince bahse konu e, başvuru veya ihlal gerçekleştiğinde KVKK ilgili kurum veya firmadan o güne kadar aldığı bütün tekbir, teknik tedbirleri de talep edecektir. E, yani sen bugüne kadar ne gibi bilişim tedbirleri aldın? Bunları dışarıdan bir üçüncü göze denetle, denetlettin mi? İç denetimden yaptın mı? Bir e, pen test yaptın mı? Zafiyet taraması yaptın mı? Yaptıysan ne gibi bulgular elde ettin gibi mutlaka soracaktır. Soruyor. KVKK bu soruları yine e, yasal süresi içerisinde ya, yanıtlanmasını istiyor. İlgili kurum veya firmaya firmadan gelen dönüşe göre KVKK bir ceza yazabiliyor. Cezayı tebliğ etmeye bir cezaya gerek yok deyip uyarı gönderebiliyor. E, fakat bir ceza olduktan sonra böyle bir durum doğduktan sonra yine ilgili tedbirleri almanızı talep ediyor. Yani şöyle bir yaklaşımı kabul etmiyor. Ben buradan bir zarar gördüm. Bu zararın karşılığında belli bir Cezaya muhatap oldum, bu cezamı ödedim ve onu geride kaldı gibi bir yaklaşımı kabul etmiyor. Cezaya muhatap olunuyor ve ondan sonra bu tedbirlerinizden tamamlamanızı bekliyor. Bunlar içinde durumun ağırlığına göre belli bir süre tanımlıyor size. Buradaki tedbirler sadece e, çeşitli yazılımları veya cihazları alarak çöze çözebileceğiniz tedbirler değil. Yaklaşımla alakalı da tedbirleri görmek istiyor. Şimdi KVKK'nın açıkladığı bütün kararlar, bütün cezalar, her şey kamuya açık. Dolayısıyla e, buradaki bugüne kadar almış olduğu tedbirlerin tamamını e, örneklendirmek mümkün. KVKK.gov.tr duyurular kısmından arzu ederseniz sizler de takip edebilirsiniz. E, bundan yaklaşık 3 sene kadar evvel bir bankamızda şöyle bir hadise gerçekleşti. E, bir memur normal olmayan sayıda kredi risk skoru sorguluyor daha sonra işte çeşitli tedbir, çeşitli soruşturmalardan sonra anlaşıldı ki ilgili personel bir kurumla anlaşmış. Kendilerine, kendilerine talep geldikçe kişilerin kredi risk skorunu sorgulayıp kendilerine iletiyor. Burada bankaya bir ceza çıktı. E, sadece kişiye değil. Bankaya çıkan ceza da şu. KVKK dedi ki bankaya senin belirli tedbirler alacak imkanın var. Bunun için içeride personelin var. Yatırımı yapabilecek maddi güce sahipsin. Senin Belli bir alarm sistemine sahip olman lazımdı. Yani bir personel işte bu işin doğası nedir? Günde 10 kişinin sorgulanması mı? 10 taneye kadar personelin inisiyatifine bırakırsın. 10'dan 20'ye kadar şubeye bırakırsın. İşte 20'den 50'ye kadar bölgeye 50 ve genel müdürlüğe bırakırsın gibi bir alarm sistemi oluşturmadığı için kuruma cezayı yazdı gönderdi. E, dolayısıyla bütün e, operasyonları bütün bütün yazılımsal tek, e, dijital operasyonları KVKK'nın uyumu ve siber güvenlik gözlüğüyle bakarak gözden geçirmek de yine bu kanun uyumu için gerekli şartlardan bir tanesi. Yani ben e, işte içeri personeli aldım, gerekli yatırımları yaptım ve artık cezadan azadeyim gibi bir e, yaklaşıma sahip olmamız mümkün değil. Süreçlerimizi de sürekli bu minvalde gözden geçirmek durumundayız. Bu gözden geçirme içinde e, ee, kurumun tavsiyesi bu. Şart değil. Ancak bir seneyi geçmeyen aralıklarla bir üçüncü göz zafiyet taraması yapılması ve bir yine bir seneyi geçmeyecek süreye zarfında bir iç denetim yapılmasını talep ediyor. Bu yaptığınız testlerde yaptır, yaptırdığınız özür dilerim testlerde çünkü şöyle bir durum var. Ee, kendi içinizde yaptığınız testleri de kurum kabul etmiyor. Çünkü e, amirinizin zorlamasıyla belli şeyleri oraya Belki yazamayacağınızı, ekleyemeyeceğinizi düşünerek diyor ki dışarıdan biri gelsin baksın. Bunu ben diyor bekliyorum, istiyorum. Bu üçüncü göz raporunda ee, fark ettiğiniz açıklıkları, riskleri yine usulün uygun vaziyette çeşitli toplantı tutanaklarıyla kayıt altına aldığınız zaman, bununla ilgili tedbirleri de kayıt altına aldığınız zaman kurum sizi bu tedbirleri almış kabul ediyor. Ne demek istiyorum? Örnek verelim. Bir e, çeşitli açıklıklar tespit ettiniz ve bir yazılımla bunun kapatılabileceğini öngörüyorsunuz. Ama o an için bu yazılımı almak alacak maddi gücü yok firmanın. Diyor ki biz şu anda Ekim ayındayız. Şubat ayında ben bunu alacağım. Ve buradan Şubat'a kadar herhangi bir zafiyete uğradı. Veri ihlaline uğradı kurum. Kişisel veri koruma kurumu sizi bu yazılımı almış kabul eder. Şubat'a kadar almazsanız tabii bunda bir yaptırımı olur. E, ancak KVKK nezdinde ilk adımın atılmış olması kurum için kritik öneme haiz. Dolayısıyla kanun uyumu çerçevesinde bütün tüzel kişiliklerimizin siber güvenlikle alakalı bir bakış açısına sahip olmasını mecburi kılıyor. Bu iş denetim e, üçüncü göz raporları kurumsallaşma, daha kurumsal kimliğe sahip olma kısmını aslında bilgi işlem birimleri üzerinden ilerlemesini sağlamak KVKK'nın genel iki felsefesinden bir tanesi. E, bu da bahsettiğim üzere siber güvenlik alanında tüzel kişilikler üzerinden e, Türkiye'de belli bir sıkılaştırmayı beraberinde getiriyor. Kurumlarda özellikle kamu kurumlarında karşılaştığımız çeşitli riskleri ben burada not ettim. Mesela personel yetersizliği konusunu e, örneklendirmek istiyorum. Bir büyük fabrikamızda e, hatta yani 3 sene vergi rekortmeni olmuş bir fabrikamızda bir yerleşkesinde 3.000 çalışanın bulunduğu fabrikada e, sadece bir tane bilgi işlem personeli vardı. E, bir tane bilgi işlem amiri değil. Tek bir personel vardı. O personelin tabi izni yok. Hastalanma hakkı yok. Herhangi bir şey yok. E biz yani hepimiz ölümlüyüz sonuçta. Başına bir şey gelebilir ve bunun tedbiri de alınmamıştı. Bu mesela çok büyük bir riskti. E, biz bütün her şeyden evvel bunun giderilmesini talep etmiştik. Daha sonra nitelikli çalışan eksikliği gibi bir sıkıntımız var. O da şöyle, Türkiye özellikle üniversiteden yetişen gençler açısından çok şanslı bir ülke. Fakat özellikle kamu kurumlarında biraz daha seçme nitelikleri farklı olabiliyor. Bu farklılıktan kaynaklı olarak gerekli teknik yetenliğe haiz gençlerin ilgili işe yerleştirilememesi gibi bir problemimiz çıkıyor. Gençlerimizin yurt dışına gitmesi gibi bir sıkıntılarımız çıkıyor. Ee, bahsettiğimiz özellikle kamu kurumlarında şunu çok görüyoruz. İşte 20 kişilik bir bilgi işlem birim var, ee, 13-14 personel, çeşitli ilişkiler sayesinde oraya gelmiş olabiliyor. E Bu da 20 kişinin yapması gereken işi 6 kişinin üzerine yıkmak gibi bir durumu ortaya çıkarıyor ki bu da çok büyük bir risk. E, amirlerden gelen baskılar burada özellikle patronlardan gelen e, mesela benim şuraya erişimim olsun, şuraya girerken benden şifre istemesin veya şifremi kolay aklına tutabileceğim bir şey olsun işte doğum günümü yaz geç e, gibi ciddi baskılar olabiliyor. Bunlar çok çeşitli güvenlik zafiyetlerine sebebiyet verebiliyorlar. E, yine bir kurumumuzda e, bahsettiğim işte kamera takip sistemiyle alakalı hani benden şifre istemesin gibi bir taleple e, yapılandırılmış bütün sistem. E, ilgili patronun telefonuna sızan saldırgan fabrikanın bütün görüntülerini içeriden çekebilmiş. Daha sonra kamuoyuna da yansıdı bu durum. ve buradan kaynaklı çeşitli sıkıntılar yaşandı. E, kaynak, kaynak ayırmaktaki isteksizliğe demin değinmiştim. Bilgi işlemin e, yapması gereken yatırımların, sistemin sağlıklı, akıcı biçimde ilerleyebilmesi için yapması gereken yatırımları reel real bir ürün gibi, Çoğu zaman elinde tutamadığı için patronlar bu kaynağı e, ayırmakta belli bir isteksizliğe sahip oluyorlar. Ne zamana kadar? Bir problem olana kadar. Bir problem olup faaliyetler kesildiği zaman, aşındığı zaman, bir problem olduğu zaman o zaman fark ediliyor. Ama tabii iş işten geçmiş oluyor. E, yapılandırma hataları aslında personel yetersizliğiyle e, birebir e, ilişkili bir konu. E, çeşitli ufak tefek Gerçekten gözden kaçan. Örneğin belli switch'lerin, router'ların takılırken varsayılan şifrelerin değiştirilmemesi gibi. Ee, şimdi oradaki personelin bunu bilmemesi gibi bir şey söz konusu değil. Fakat işi yoğunluğundan ötürü, belli zaman kısıtlarından ötürü e, bu işlemin yapılması atlanabiliyor. E, ve mesela biz şuna şahit olduk. E, hotspot'la ayrılmamış yani misafirlerin de çalışanların da aynı e, Wi-Fi üzerinden bağlandığı ağların bir tanesinde routerların iki tane ikisi birden varsayılan şifreyle bırakılmış. Ya da dışarıdan misafir gelip bağlandığı zaman router'a erişiyorsa, belli bir tarama yapıp router'a erişebiliyorsa bütün trafiği takip edebiliyor. bu tabii çok büyük bir sıkıntı. Kurum çalışanlarındaki farkındalık eksiğinden de yine çok kısaca bahsetmiştim. özellikle phishing kısmında saldırıların ilk adımında hedef <laughs> hedef teşkil etmek açısından Kurum çalışanlarının siber güvenlik farkındalığına sahip olmaması kurumlarımız için çok büyük bir risk teşkil edebiliyor. E, gereksiz lisans ve cihaz alımları da yine e, kamu kurumlarında da oluyor. Özel kurumlarda da çok karşılaşıyoruz. E, belli bir yazılımdan belki 10 tane lisans alması gerekirken yani 50 tane alınıyor. <laughs> Bu tabii yönetimi, envanteri zorlaştırdığı için bir problem olduğu zaman e, arı hatalarını aranacağı havuzun boyutunu çok büyütebiliyor. E, cihaz alımları da aynı şekilde kullanılmayan cihazlar ağa bağlanmış o cihazların güncellemesi yapılmıyor e, ve mesela ağın üzerinde belli cihazlarda işte geçmiş de artık desteği verilmeyen işletim sistemlerine sahip cihazlar var ve bunlardaki zafiyetlerden faydalanarak ağa bir giriş yapılabiliyor. E, Dolayısıyla bunların her biri e, aslında kolaylıkla çözülebilecek. E, sadece belli farkındalıklarla belli önceliklendirmelerle çözülebilecek büyük riskler. Şu ana kadar bahsettiğim e, biraz hani kanundan bahsetmeye çalıştım, biraz işin doğasından bahsetmeye çalıştım. Burada e, kurumlarımızın çok çok büyük kısmında kullanılan bir servis, bir Active Directory diye bir e, ürünümüz var. Bu kurumların kalbi olarak nitelendirilebilecek bir yapı. Çünkü bu bahsettiğimizde merkezi dizin yönetimini sağlıyor. E, bu neteliğiyle e, bu veri tabanına erişilmesi, yetkisiz vaziyet e, şekilde erişilmesi halinde bütün kurum satında e, yönetim seviyesinde yetkiler kazanılma ihtimali var. Dolayısıyla diski çok büyük bir yapı. E, burada 3 e, adet temel bileşeni var. E, domain Controller e, Active Directory'nin kalbi, kimlik doğrulama ve yetkilendirme süreçlerini yürütür. Elda veri tabanına bu bahsettiğim veri tabanına erişimi sağlayan protokol Kerberos'ta buradaki e, kimlik doğrulama protokolü. E, 20'nin üzerinde saldırı vektörü var. E, aktivite elektriğe yönelik. Bunların içinde 3 tanesi çok kritik. E, birincisi hash veya ticket diyebileceğimiz kimlik doğrulama verilerinin çalınması ve yeniden kullanması ile yapılan saldırılar. E, Kerberos e, Zayıf hizmet hesaplarına saldırı yapılarak biletlerin kırılması burada bir e, çevrim dışı bir e, kaba kuvvet saldırısı yapılıyor. Bir de Golden Ticket diye ticketlardan birazdan bahsedeceğim. Saht, e, tam yetkili sahte bir Kerberos biletinin oluşturulması. İlk olarak PSTH'den bahsedeceğim. E, bahsettiğimizde hedef NTLM protokolü ve Windows Authentication kısmı. E, kullanılan yazılımlarımız, betiklerimiz, Mimikets, PSXX veya PTHV, e, sömürme ve yatay harekete yarayan bir saldırı metodu. Ee, şimdi burada Windows üzerinde, özel Windows sistemler üzerinde e, bir yere şifre gönderdiğimiz zaman ilk başta bu şifreyle işlem yapılır. Daha sonra ağın içinde e, sürekli şifreyi göndermek yerine şifrenin bir özeti çıkarılır ve bu özetle hareket edilir. PESTA HASH'de e, kimlik doğrulama için kullanılan bu parolanın HASH'i, özeti ele geçirilip parolaymış gibi kullanılarak ilgili yerlere yetkisiz erişim sağlamaya dayanan bir tek tekniktir. Ee, bahsettiğimizde bahsettiğimiz Windows sistemi bu şifreleme metodunu e, hash'i özür dilerim A üzerine kimlik doğrulama aracıyla kullanılır. Ee, NTLM protokolü üzerinden çalışır. Burada parola öz özeti üzerinde herhangi bir kabuk kuvvet saldırısı brute force yapmanıza gerek kalmaz. Şifreyi kırmanıza gerek kalmaz. Çünkü onun özetiyle işlem yapmaktasınızdır. 3 ee, adımda gerçekleşir bu e, saldırı metodu. Önce parola özetinin ele geçirilmesi. E, saldırgan hedef bilgisayara fiziksel veya uzaktan bir şekilde erişim sağlar ve parolanın he heşini ele geçirir. Mimikes veya benzeri araçlarla el sasekse işleminin durdurulup damp edilmesiyle gerçekleştirilir. Buradan parola özetini ele geçiririz. Daha sonra bu işin kullanılması. Parolanın kendisi yerine demin bahsettiğimizi. Ele geçiren bu özetlik kullanılarak kimlik doğrulaması yapılır. Sistem parolayı tekrar istemek yerine özeti yeterli gördüğü için ilgili kullanıcı içeri alır. Ee, ele geçirilen cihaz, ele geçirilen kullanıcı, ele geçirilen servis artık ele ne geçirildiyse e, bunun üzerinden yetkilerine dayanarak domain üzerinde daha yetkili kullanıcılara doğru yatay hareketlere ve yetki yükseltmelere çalışılır. Ee, bahsettiğim üzere NTLM ve Kerberos protokolü ile kimlik doğrulama yapılır. Ee, buradaki konu e, NTLM üzerinden gider. Şimdi nasıl oluyor? Ondan bahsedelim. Ee, öncelikle hedef sisteme erişim sağlandıktan sonra. Hedef sisteme nasıl erişim sağlayabiliyoruz? Herhangi bir açıklık. Bahsettiğim mesela router açıklığı olabilir, SSH şifresinin açıklığı olabilir, FTP üzerinden ulaşılmış olabilir. Herhangi bir şekilde phishing ulaşılmış olabilir. Herhangi bir şekilde hedef makineye ulaşırsınız. Ulaştıktan sonra Mimiketsi mesela burada kullanılan uygulamalardan bir tanesi karşı tarafa yükleriz. Eğer ilgili cihazın e, bir yazılım yükleme etkisi yoksa başka bir hedef makine seçilip oradan işlem devam ettirilir. E, Mimikets çalıştırılır. Çeşitli komutlar burada gördüğünüz komutlar girilerek çeşitli bilgiler indirilir. 20 onay kodu geldiğinde bu bize admin yetkisinde bir kullanıcı olduğunu gösterir. Daha sonra bunun üzerinden esas protokolü dump edilir. Burada işte sen veri tabanına kayıtlı esas protokolü dump edilir. Burada bir sem key değeri hem de bahsettiğim parola özeti ele geçirilir. Buradaki ID 500 ise 500 ID'li bir eğer hash ele geçirdiysek bu artık bize admin yetkisindeki bir kullanıcının hash'i olduğunu gösterir. Burada bahsettiğim özür dilerim. Yazdığım Secure RSA üzerinden komutu girdiğiniz zaman diğer başka erişim yetkilerine de sahip olabilirsiniz. Burada ele geçirdiğimiz, burada yine bir örnek tabi bu. Şu gördüğünüz uzun alttaki AA ile başlayan bir paralı özeti. Yine parolanın kendisini bilmiyoruz ama ihtiyacımız yok. InPacket PSXX Python kodunu kullanarak bu hişi Kullanıyoruz ve 172.31.117 bu bir laboratuvu buradaki işte SRB1 cihazına erişim sağlanıyor. Bu hash ile beraber. Burada da hemen komutlarda görebiliyorsunuz. Erişim sağlandıktan sonra ilk sorgu işte whoami olmuş. Bu da Anti Authority System olarak dönmüş. Yani A üzerindeki en yetkili kullanıcı haline geldi. Bu kullanıcı. Artık bundan sonra içerideki bütün bilgilere erişebilir. Bunları manipüle edebilir, silebilir, şifreleyebilir. Her türlü Yetkiye sahip olabilir. Pestasyonel gibi teknikler alabiliriz. Lokal etme hesaplarını sınırlandırabiliriz. Her sistemde e, aynı yerel ye, aynı yerel yönetici şifresini kullanmak, bu bahsettiğim heşlerin e, denenmesi için bir zafiyet oluşturur. E, bunu engelleyebilmek için Microsoft'un Labs diye bir e, ürünü var. Bütün yerel yönetici şifrelerine farklı farklı Oluşturmakta fayda var. Ee, yine Windows'un Credential Guard diye bir e, ürünü var. E, hassas kimlik bilgilerini izole etmeye yarar. Yani e, yönetici şifrelerini ağın üzerinden çok kolay erişmemenizi sağlamaya çalışır. E, yine en önemli alınabilecek tedbirlerden bir tanesi de ağları birbirine birbirinden ayırmak. E, yani her birimin, bu mesela belediyeçililer, başkan, e, her müdürlük diyebiliriz. İşte üniversite için her ana birim de olabiliriz. Şirket için her birim diyebiliriz. E, her birinin anı farklı farklı olması, segmente edilmesi e, tavsiye edilmektedir. Böylece bir taraf çöktüğü zaman en azından bütün sistem tehlikeye atılmamış olur. Bahsettiğimiz kimlik doğrulama metotlarından biri de e, Kerberos'tu. Şimdi orada bir ticket sistemi var. Ondan kısaca bir bahsedeceğim. Sonraki saldırılar çünkü doğrudan e, saldırı vektörleri bunun üzerinden gidecek. Ee, NTLM protokolü hem lokal hem domain bazda kimlik doğrulama için kullanılırken Kerberos kimlik doğrulama için domain kontrolü sunucuna, sunucusuna erişim gerektirir. Ee, dolayısıyla NTLM'de çeşitli sıkıntılar yaşayabilmekten dolayı yaşayabileceğimiz ihtimalden dolayı Kerberos daha fazla kullanılması tavsiye edilmektedir ama e, tabi çeşitli alışkanlıklar, çeşitli yapılandırmalardan ötürü e, hala NTLM'de kullanması, kullanılması, kullanılması Devam etmektedir. Kerberos DC üzerinde 88 portlu e, numaralı portta çalışır. Üç taraf vardır. İstemci yani e, çalışan personel. Bir sunucu e, servisin üzerinde çalıştığı sunucu. Bir de Key Distribution Center e, anahtar oluşturma merkezi. E, gerekli do doğrulamaları bu protokol için gerekli doğrulamaları ve bunlar için adım adım biletleri üreten kısım. Bir authentication servisi var, bir de e, bilet oluşturma servisi var. Bu servisler üzerinden talep ettiğiniz ticket'ı oluştur Bir de e, KRBTGT diye Kerberos protokolünü ve bahsettiğim bu e, anahtar oluşturma merkezini yöneten kullanıcı hesabı. E, buranın admin hesabı diyebiliriz. Bu eğer hesabın paraloziteyle geçirilirse... Sonda bahsedeceğim işte bu golden ticket olayı. Yani bütün sistem tarafında erişim için ticketları üretme gibi bir ihtimal ortaya çıkıyor. Peki bu bahsettiğim ticketlar nasıl oluşturuluyor? Beş adımda oluşturuluyor. Ee, önce Asrekle kullanıcı bu e, anahtar oluşturma merkezine istekte bulunur. Ee, burada kullanıcının kullanıcının kendi e, heşiyle, parola özetiyle Şifrelenmiş bir zaman damgası olur. Ee, aynı zamanda kullanıcının açık olarak kullanıcı ismi yazar ve bu şekilde bahsettiğim ana anahtar oluşturma merkezine bir istek gönderilir. Ee, buradaki zaman damgasının amacı nedir? Ee, paketlerin değiştirilmesi, paketlerin tekrar kullanılması saldırıların önüne geçmek için kullanılmaktadır. Bu zaman alıkları grup polislerle konfigüre edilebilmektedir. Varsayın olarak 5 dakika bir süresi vardır. 5 dakika içinde gönderilmelidir. Bunu değiştirmezseniz bu süre 5 dakika olarak kalır. Eğer 5 dakika sonrasında bu paket iletilirse bir hata alırsınız. Time skew diye. Bu da bize paketimizin içindeki zaman damgasının geçersiz olduğunu gösterir. İsteğimizi gönderdik. Şimdi bahsettiğim ara, e, anahtar oluşturma merkezinden bize bir cevap gelir. Bunun içinde yine sol tarafta görebileceğiniz kullanıcının heşiyle şifrelenmiş veri, sağ tarafta da kerberos'un kendi bu bahsettiğim e, merkezin getirdiği kerberos'un heşiyle kendi özetiyle e, şifrelenmiş bir cevap e, ve aynı zamanda hash'in kendisi gönderilir. Bu doğrulamadan sonra biz ilk biletimiz olan TGT biletini ele geçirmiş oluruz. Şimdi artık elimizde TGT biletimiz var. Şimdi servise gitmek için ikinci bir istek gönderiyoruz. TGT biletini işliyoruz. Hem session key ile hem bu KRVTGT'de eşliyoruz. Session key ile yine username'imizi bu sefer ve ee username'imiz bu sefer açık gitmiyor. E, Username'imizi ve zaman damgamızı bu sefer bu session key ile şifreliyoruz. Yanında yine işlenmiş TGT'miz var. Bu e, klb TGT ile e, şifrelenmiş. E, ve açık olarak SPN'imiz gidiyor. Karşı tarafa bu gider. Ve yine bir cevap alırız. Bu sefer gelen cevabın ilk kısmında kullanıcı adımız açık olur. Session key ile paketimiz olur. Ve karşı taraftan bu sefer istediğimiz servise gitmemizi sağlayacak olan servis bileti. Yani TGS elde edilmiş olur. Artı username'imiz artı ikinci session key'imiz olur. Burada önemli bir not. TGS elimize aldık fakat bu aşamada aşamaya kadar yetkilendirme için herhangi bir doğrulama yapılmadı. Sadece bir session key e, zaman damgası gönderildi. Session key ile hashlenmiş bir bilet bize cevap olarak geldi. Dolayısıyla ortamdaki tüm kullanıcılar tüm servisler için bu bahsettiğim TGS biletini elde edebilirler. Şimdi son bir istekte bulunuyoruz. Nereye? Kullanı, e, kullanacağımız servisin sunucusuna. Domain kontrol olarak bu sefer gidiyoruz. Servis sahibi. Servisin üzerinde çalıştığı sunucunun hash ile şifrelenmiş TGS. Demin bahsettiğimiz bilet servis sunucusuyla hashlenmiş. Artı username'imiz artı <laughs> session key ile e, hashlenmiş zaman damgası. Bunlarla beraber biz bu sefer istediğimiz sisteme gideriz. Elimizdeki bütün biletler geçerlidir. Doğrudur. O zaman sunucuya girebiliriz. Uygulamanın sunucu, aplikasyon sunucusuna girebiliriz. Cevap olarak aprep paketi gelebilir. Bu bir zorunluluk değildir. Onda sadece bilgilendirme vardır. Burada Süreci kısaca 5 adımda özetlediğimiz bir yerimiz var. Ee, önemli not e, burada objelerin parolası ile şifrelenen verilerin tüm biletleri offline olarak brute force yapılabilir. Ee, bahsettiğimiz zaten e, saldırı metotları bununla alakalı. Yani bu biletleri ben ele geçirdikten sonra içindeki veriyi açmam lazım. Bunun için bir brute force yapabilirim offline olarak. Eğer basit bir e, plain text bir parola belirlemişsem Şifrem hemen kırılacaktır, İçindeki veriler açığa çıkacaktır. Bu yöntemin adı roasting olarak geçer. Şimdi PESTA sonra bir de PESTA ticket diye bahsettiğimiz ikinci bir kısmı vardı. Ee, şimdi bu bahsetti TGT ve ST, TGS biletlerimiz, ticketlarımız vardı. Normalde bellekte 10 saat tutur. Bu 10 saat içerisinde e, ilgili saldırgan sunucu belleğindeki TGT veya ST biletlerini kullanarak yatayda yayılım geç, gerçekleştirebilir. Ee, bu biletleri 10 saat gibi bir süremiz olduğu için Session Key ile şifrelendiği için Session Key'i elde edemezsek Kerberos, süresini tamamlay e, Kerberos sürecini tamamlayamayacağız. Dolayısıyla bu TGT ve ST biletleri Pass Ticket'ta kullanılmaz. Eğer servis KRVTGT servis hesabı veya kullanıcı NTH bilgisini biliniyorsa bu bilgilerle farklı ticketlar oluşturup onlar da PESTEŞ için kullanılabilir. Yani burada var olan biletleri kullanmak yerine buradaki heşi alıp yeni bilet üretmek gibi bir saldırı metodumuz var. Yine adım adım üzerinden geçelim. Kerberos biletini ele geçiririz. TGT ve TGS'yi veya ikisinden birini. E, ee, sistem belleğinden çekilir. Eee bu biletler bu arada bütün bu süreç cihazların remine yazıldığı için dump edilebilir. Ele geçirilen bilet saldırganın kimlik doğrulama yapması için yeterlidir. Bu Kerberos biletlerini kullanan saldırgan kimlik doğrulama işlemi yapar. Kerberos sistemi bu bileti geçerli kabul eder ve yeniden şifre sormadan sistemde işlem yapmasına olanaktadır. Saldırgan biletin geçerlilik süresi boyunca manipüle ettiği sahte biletlerle hedef sistemde yetkili erişim sağlayacak kritik sistemler üzerine tam yetki kazanmaya çalışır. Yine nasıl olduğuna dair adım adım ilerleyelim. Önce burada mimikese bellekteki bütün ticket'ları çıktısını al alıyoruz. Daha sonra içlerinden seçtiğimiz bir ticket'ı, yetkili bir ticket'ı tabii. E, Pesli ticket için gönderiyoruz. <laughs> e, burada mesela e, rd.st'de 101 sunucusu için e, bu hash'i kullan diyoruz. Daha sonra TGT biletini kullanarak RDC 101 RDC 01'e ulaşmış oluyoruz. Buradaki işte bir dosyanın içeriğini oku dediğimiz zaman erişimini sağlamış oluyor. Buna ne gibi tedbirler alabiliriz? Ee, bahsettiğimiz biletlerin süresini kısaltmak. Ee, yani bu 10 saati kısaltmamız birinci e, önlem. Yönetim, yönetici erişimlerini izole etmek yönetici hesaplarının kritik sunucular ve sistemlere erişim sağlamak için farklı makineler veya farklı ağ segmentlerinde olması tavsiye edilmektedir. Jump server dediğimiz bu işte sadece gelip işlemini yapıp çıktığı sunucuların kullanılması bu tür saldırıları kısıtlı, kısıtlayacaktır. Biletlerin yeniden kullanımını engellemek için de ağımızı sürekli takip etmek veya bunu takip edecek otomatisi araçlar kullanmak tavsiye edilmektedir. Gelelim Kerberos'un e. gibi. kısaca bahsettik. E, bu biletlere offline brute force saldırısı yapılarak içerideki şifrenin kırılması e, ve bu şifrelerle beraber hashlerin ele geçirilerek ilerlenmesi. Önce servis hesaplarını keşfederiz. E, SPN'de, Sorumlu Principle'ın yayını içerideki e, servis hesaplarını keşfettikten sonra Kerberos biletini e ele, ele geçirmek için <laughs> demin bahsedilen yöntemler kullanılır. Daha sonra çevrim dışı offline olarak kırma işlemi sağlanır ve servis hesabının ele geçirilmesi üzerinden devam edilir. Ee, burada sadece e, aktif direktörde sadece kullanıcıların hesapları yok. Bilgisayarların ve servislerin de hesapları yok. Ee, Dolayısıyla kullanıcılar için gösterdiğimiz özeni aslında bu taraflar için de göstermemiz gerekiyor. Çünkü bahsettiğimiz üzere servislerle alakalı bir sıkıntı olduğu zaman da bütün sunucu çapında yetkisi e, olabilecek ticketlar ele geçirilebiliyor. Şimdi burada Kerberos için kullanabileceğimiz e, hesapları PowerShell'le tespit ediyoruz. E, tespit ettikten sonra hash'ten ele geçirilmesi. Mesela burada Rubius diye bir e, tool'u kullanıyoruz. E, belli bir kullanıcıyı seçtikten sonra parametreyi veriyoruz. İşte hash.txt diye bir dosyaya yaz diyoruz. E, daha sonra John the Ripper diye bir araçla beraber bu hash txt içerisindeki hash'in kırılması faaliyetine baş, başlanıyor. Ee, burada çıktığın son tarafında e, şeyi görmüş, şifre, şifre gözükmüyor fakat bu eğer e, basit bir şifre ise kırılıp, makul bir sürede kırılabilecek bir şifre ise ticketlar saldırganın eline geçmiş oluyor. Şimdi karşı tedbirler ne, yap ne yapılabilir? Demin bahsettiğimiz üzere servislerde Aktif Directory içerisinde birer birer obje. Bunları mesela servisleri yönetirken CMS e, e yani Group Managed Service Account ismi verilen özel hesaplar kullanılmalıdır. Bu hesapların paraları otomatik olarak belli periyotlarla güncellenir ve daha karmaşık şifreler verilir. Eğer normal kullanıcı hesapları kullanılacaksa da güçlü paralar seçilmeli ve belli sürelerle bu paralar değiştirilmelidir. Ee, servis hesaplarını çok fazla etkide donatmamak gerekir. Ee, ne iş yapacaksa sadece o etki verilmelidir. Ee, demin bahsettiğim hani NTLM kullanılıyor belli alışkanlıklardan ötürü RC4 de şifreleme metodu olarak hala kullanılıyor. E, çeşitli yapılandırmalardan ötürü. Mümkünse AES'e geçmek gerekir. Ee, sistemi çok fazla e, kesintiye uğratmadan RC4 şifrelemeyi Kaldırmak gerekir. Golden Ticket, demin bahsetmiştim Golden Ticket'ın ne olunan. Bu Golden Ticket'ın oluşturulması işlemi. Yani bu e, KRVTGT'nin bu hesabın biletini ele geçirirseniz bu hesap üzerinden size bütün sistemde etki verebilecek Golden Ticket'ın oluşturulması işlemine geçebilirsiniz. E, burada nedir? İşte bahsettiğimiz üzere adım adım önce KRVTGT hesabının ele geçirilmesi. Pesteş veya Pest ile beraber bu hesap ele geçirilir. Sahte Kerberos biletleri oluşturulur ve bütün sistemde e, geçerli olacak Golden Ticket'ların oluşturulması sağlanır. Bu bilet normal bir Kerberos biletinden farklı olarak geçerlilik süresi uzun olacaktır ve tespiti de tabii çok yüksek yetkili olduğu için e, zor olacaktır. E, ne gibi karşı tedbirler alınabilir? E, bahsettiğimiz hesabın, KRB TGT'nin bu işte KDC'nin yönetim hesabı olan hesabın şifresinin düzenli olarak parolasının düzenli olarak değiştirilmesi bunun için belki otomatize araçlar da kullanılabilir ve bu değiştirmelerin üst üste iki kere yapılması. Ee, bahsettim çünkü REM'e yazdığı için e, en az üst üste iki kere değiştirmek oradaki verinin e, karmaşıklığı açısından önemli. E, minimal yetkiyle çalışmak aslında burada yine KVKK'ya bir ufak e, referans vermek istiyorum. KVKK'nın da ilkelerinden biri Minimal yetkiyle çalışma. Bu tabi ikisi aynı şeyi ifade etmiyor ama bahsettiğim bakış açısı işte hani burada devreye giriyor. Her servis, her personel, her cihaz sadece işiyle alakalı yetkiye sahip olmalı. Bunun ötesinde hiçbir yetkiye erişmemeli. E, Ağınızda yine otomatize olarak veya e, manuel olarak bir CM çözümüyle olması tavsiye edilmektedir. Kerberos biletlerinin izlenmesi de alınabilecek. Tedbirlerdendir. Event ID 4768 ve 4769 gibi loglar Kerberos etkinliklerini kullanmak, izlemek için kullanılabilir. Ee, Golden Ticket'ın ilk kısmı ile ilgili bir sömürme e, faaliyeti göstermedik. Burada Golden Ticket'ın bir başka versiyonuyla alakalı onu göstereceğim. Ee, Aktif tarihte de şöyle şeyler olabiliyor. Belli yapıların bir yerden alıp bir yere taşınması gibi durumlar olabiliyor. Birden fazla domain yapısı bulunan aktif Directory altyapılarında bir obje bir domainden diğerine taşınırsa bunun bu objenin yetkisi de öbür tarafa taşınıyor. Ve eski domaindeki service id değeri yeni domaindekinde de SID history olarak tutuluyor. yetkileri de tutuluyor. bir forest içinde yani birkaç tane aktif Directory'nin içinde olduğu yapıdaki Parola özeti ve SID history özelliği kullanılarak Diğer domain'e de admin yetkilileri taşınabiliyor ve buradan yine bahsettiğimizde bütün Forest'ın yapısı ele geçirilebiliyor. Öncelikle domain'a e ait SID ve diğer domain'a e ait SID verilerini buradan çekebiliyoruz birer PowerShell komutuyla. Daha sonra bir mimiket komutu olan DC Sync ile kereme hesabının parola özetini elde etmeye çalışıyoruz. Ee, burada işte bulduğumuz domain daha doğrusu yeni domain artı bulduğumuz user'ın e, ismiyle, kullanıcı adıyla e, şeyini e, hash'ini krvt hesabının hash'ini ele geçirmeye çalışıyoruz. E, daha sonra mimikets ile enterprise admin asıl admin'in sids'i kullanılarak golden ticket üretiyoruz. Burada yine komutu görebiliyorsunuz. E, admin hesabıyla işte şu domaindeki şu SID ile şu hash ile beraber şöyle bir golden ticket oluştur ondan sonra çık gibi. Burada da oluşturulan ticket'ları görebilirsiniz. Buna karşı tedbirler ne alabiliriz? Ee, bu e, trust'lar üzerindeki SID filtering mekanizmasını aktif hale getirmek gerekir. Yani bir taraftan diğerine taşınan e, SID'lerin geçerli olmaması olmamasını e, engellemek gerekir aynı forest, e, bu önlemin normal aynı forest'in domainler arasında uygulanması önerilmemektedir. E, fakat bir güvenlik sınırı olarak görülmektedir. Fakat yine de uygulanmasını ben tavsiye ederim. E, Güvensiz olarak adlandırılan domain farklı bir forest'a taşınmalı. Daha sonra forest'lar arası bir trust oluşturmalıdır. E, A segmentasyonu yapmak gibi bir e, işlemi burada yapmamız gerekiyor. Yani bir sıkıntı olduğunu içinden taşıdığınız bir e, yapı olduğunu düşündüğünüz önce farklı bir yapıya, daha sonra buradan diğer tarafa entegrasyon için kullanmak çok daha faydalı olacaktır. Burada yine uygulamaların ve hesapların arasında, domainler arasında iletişim kuran uygulamaların ve hesapların arasında bir inceleme yapılması ve e, ilgili önlemin alınması tavsiye edilmektedir benim söyleyeceklerim kısaca bu kadar. Süreyi de çok aşmamaya çalıştım. Biraz hızlı hmm. gittiysem kusura bakmayın lütfen. ben varsa sorularınızı rica edeyim. Buyurun. Yani çocuk ben mi veriyorum bilemiyorum ama buyurun. Galiba. Siz ee, hocam bu... sıkıntı yok. Tamam. Bu tamam. Bey çok teşekkür diyoruz. Çok değerli verdiğiniz bilgiler için. Ee, benim bir bir sorum olacak. Şimdi e, e, grubumuzda enerji grubumuzdaki e, firmaların çoğu hani küçük ve orta boy e, büyüklükteki e, şirketler, bazıları şahıs şirketleri. E, dolayısıyla bizim hani e, bir IT e, yöneticisi bulundurma ya da teknisyeni bulundurma şansımız pek olmuyor. Ve o yüzden hani işlerimizin çoğunu işte Google Server'larını, Windows Server'larını kullanarak da hallediyoruz. Yani be, e, benim özelimde hani bakacak olursak ben hani Google'ın e, e-mail server'ını kullanıyorum.